Herkese merhaba. Herkese iyi yıllar diliyoruz. Honda S2000 ile beraberiz. Biliyorum çok uzun zamandır abi S2000 çek, S2000 çek. Çok istiyordunuz, ben de çok istiyordum. Ama maalesef istediğim kondisyonda stok S2000 hiç yok. İşte kafası basık, arkası kalkık, stok temiz bir şey bulamıyordum. Sonra internette araştırmaya geldim. Tufan abiye denk geldim. Lacivert Motors'un sahibi, kiralama da yapıyor. Bunun gibi çok temiz S2000'ler almış. Hatta belki modifiyeliymiş, sen gene orijinale çevirdin. Evet evet, alır almaz araçların hepsini orijinale çevirdik. Başta korktum. Yalan yok, şimdi biliyorsunuz kiralama işte şu bu falan. Bir arayayım dedim. Aradım, ses güzel. Ondan sonra internet sitesine girdim. İşte biz kimizde falan, hani herkes okumuş falan filan, dedim arayayım. Aradım böyle böyle. Ya dedi gel bir çayımı iç. Bir çay içtik, muhabbet, sohbet. Sonra İstanbul Park'ta bulduk abi, evet, kendimizi. Evet, en sonunda buluştuk. Teşekkür ederiz bu imkanı bize. Bir değil iki tane S2000'i getirdiğin için. Evet, aslında üç tane S2000'imiz var. Şu anda üçüncüsü maalesef bir filme kiraladık. Anladım, şu süper. Şu anda müsait olsa onu da getirecektik ama iki tanesi de yeter herhalde. İki de yeter abi, evet. Çok güzel. Bu da lacivert, senin evet, renk, senin evet, evet, markanın rengi. Evet. Neler yapıyorsunuz başka? Şimdi Lacivert Motors yaklaşık 10 senedir kiralama sektörünün içindeyiz. Yaklaşık 120 tane aracımız var. Bunların 40 tanesi S2000 ayarında, hep ekstrem arabalar. Süper. Camaro'su, Corvette'i, klasik araçlarımız, Vossos'larımız. İstendiği zaman buluyoruz, kiralıyoruz. Süper. Yani süper. Kiralama ile alakalı her türlü hizmeti veriyoruz. Arkadaşlar, aşağıda linki bıraktım. Kiralama ile ilgili bir ihtiyacınız, bir şey varsa, S2000'leri kiralamak istiyorsanız aşağıdaki linkten girebilirsiniz. Abi ne diyorsun? S2000. Yani bak, 2000 yılıydı. Fuara gittim, otoshow'a. Tamam mı? Otoshow'da bir sürü işte Evo'lar var o zaman, şunlar bunlar. S2000 işte 99'da evet, çıktı. 2000'de evet, fuara evet, geldi. AP1 ilk kasa. Böyle standın üstüne koymuşlar. Hala fotoğrafları durur evet, bende. Yani bak, onu konuşuyorduk. O kadar araba kullandım. İşte Ferrari'ler kullanıyoruz, Aston Martin'ler, harika böyle otomobiller kullanıyoruz. Ama bu S2000'in o ruhundan mıdır, nedir? Ya ayrı bir insan kendini güzel hissediyor S2000'de. Evet evet, kesinlikle. Çok güzel arabalar. Yani bildiğiniz bir Japon harikası. Özellikle sağımızda gördüğümüz mavi olan araç, sonradan F22 motor var üzerinde. Onu da söyleyelim. Evet. AP1'ler yani 2003'e kadar biraz daha devirli, işte kontrolü biraz daha zor.
İşte VSA'sı olmayan falan modellerdi. AP2'ler 2004'ten sonra galiba geldi. Evet. İşte VSA geldi. Süspansiyonda geometride değişiklikler yaptılar. Lastikler kalınlaştı. Ehlileşti AP2. Evet. Pistte de çekimler yaptık. Zaten şimdi yola da çıkacağız. Tufan abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Senin ne demek? İzninle ben pistte biraz gazlayacağım. Her zaman, her zaman. Teşekkür ederiz. Ne zaman isterseniz iyi gazlamalar diliyorum ben Süper, size. Süper, harika. Arkadaşlar geçelim. Evet, S2000'imizle yola çıktık. Valla hani o kadar araba kullandık ettik. Ama o S2000'in ruhundan mıdır nedir? Dediğim gibi bir değişik heyecan içine kapılıyorsun. Hava da Allah'tan çok güzel. Şu an ayın bugün 27'si. Ama hava 15 derece. Üstünü açtım. Sıcağı da açtım. Şu an hiç üşümüyorum. Gayet keyifli. İç mekandan bahsedecek çok bir şey yok. Tamamen sürücü odaklı. Yanda oturan yolcu hani sadece orada oturur böyle. Plastik kalitesi bildiğimiz Honda plastik kalitesi. Öyle amşam hani SLK'dır, Z4'tür onlar gibi kaliteli bir iç mekan yok. Ama bu arabanın olayı zaten o değil. Bu tamamen sürücü otomobili. Zaten ilk çıktığı zamanlarda işte slalom olsun, pist zamanları olsun Boxster'ı falan geçiyordu. Porsche Boxster'ı. Günlük kullanım olarak çok çok kullanışlı değil tabii ki. Bagajı var 130 litre galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani bu S2000'in koltuğuna oturur oturmaz özel bir şeyin içinde olduğunu anlıyorsun. Anlıyorsun yani muhteşem hissediyorsun kendini. Başta yadırgamıştım çünkü direksiyonun yükseklik, derinlik ayarı yok. Dedim ulan acaba sığabilecek miyim? Gayet güzel ayarladım. Otomobilin içine gömülüyorsun. Derinlik ve yükseklik ayarı olmamasına rağmen şu an tam ayarımdayım. Muhteşem ya. Yani pistte harika ya, harika. S2000'e özel bazı gizli gözler var. Gizli değil de aslında kimileri bilmiyor. Bir şuradaki kapak var. Bir de o açılınca onun üstündeki açılıyor. Ya var ya şimdi pistteyken bunları anlatmak istiyorum ama bir yandan da hemen gazlamak istiyorum. Bunu çekmemdeki amaç S2000'i ait olduğu yere getirmekti. Yani pistte. Çünkü bu otomobil 50-50 ağırlık dağılımı olan, kaputu zaten bir açıyorsun, o motor ön aksların arkasında hafif yatık. Yani şu 8. virajı öyle dengeli dönüyorsun ki harika bir deneyim yani. Hani ölmeden önce her araba manyağının kullanması gereken bir otomobil S2000. Ses sistemi var, komik. Yani pek ses çıkmıyor. Fena değil. Yani fena da değil ama yani S2000 olunca Vitek sesi dinlemek istiyorsun. S2000'in olduğu zaman Vitek. 6000'den sonra dünyalar değişiyor. Ki bu otomobil stok, filtre bile yok. Filtre bir takıyorsun, canavara dönüşüyor makina. JDM password falan, karbon intake falan takınca canavar oluyor. Kullanım kolaylığı olarak tentesi var. Tente arkadaşlar 9 saniyede falan açılıp kapanıyor. Zaten şimdi pistte hızlı tur atarken kapatacağım göreceksiniz. Bütün kumandalar sürücüye dönük. İşte burada klima kumandası, fan kumandası, işte VSA off tuşu var. Solda enteresan biçimde sol tarafta radyoyu kontrol edeceğiniz ses düğmesi falan var. Onun haricinde de pek bir şey yok içinde. Hani telefon burada bardaklık düşünülmüş ama. Isıtmalı yan aynalar var. Bu tabii 2009 olduğu için biraz daha dolu. Ben bunun kırmızı içli olanlarını da çok severdim. AP2'de tabii AP1'e göre bayağı geliştirmeler var. İşte açılar, geometriler değişti. Daha kalın anti roll barlar var. Onun haricinde lastikler büyüdü. Önler 18 kilo, arkalar 19,5 kiloluk jant lastik. Biraz daha hafif eskiye göre. Ön daha hafif. 245 40-17, 215-45-17 de ön lastikleri var.
Eskisi 16 janttı. AP1 tabii çok daha zor kontrol edilen bir otomobildi. Bu ona göre daha ehlileştirilmiş bir S2000. Çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. AP2'ler 1270 kilo. Biraz daha ağırlaştı tabii. Donanımlar falan geldi. 0-100'ü de 6.2 saniye. Ama yani bu otomobilde olay aslında 0-100 değil. Olay yol tutuş ve şu direksiyondaki netlik, direklik. Yani bak, böyle lastikler uçlara yönlendirilmiş, baktığın yere dönüyor. Sanki arada bir bağ yokmuş gibi. Böyle o kadar organik ki her hareketin orada bir girdi olarak yola yansıyor. O direksiyonu böyle hafif eziyorsun. Yani o direksiyon hissini zaten gazlarken de konuşacağım. Ama bu otomobilin tabii S2000 dendiği zaman motor 2 litre. Sonrasında F22'ler 2.2 oldu ama beygir aşağı yukarı aynı. 240 beygir, 9000 çeviren bir motor. F22'de 8200 redline'ı. Orta devirler daha dolu oldu AP2'de. 5 sene üst üste yılın motoru ödülü aldı. 2000, 2001, 2002, 2003 yanlış hatırlamıyorsam. Litre başına 123,5 beygir veriyor litre başına. Bunu 2010 yılında 458 kırdı. 124,5 beygir verdi litre başına. Yani düşünün ne kadar teknoloji var motorda. Zaten pistonların yanlarında molibdenum kaplama var. Forget pistonları var. Tam bir yarış makinesi aslında. Zaten Honda'nın yarış tecrübesini hepimiz biliyoruz. Yani şu motora bak ya. Yani şu kafanın direkliği, şu motorun hevesliliği muhteşem, muhteşem. Tabii bu keyfe bir de şanzıman. 6 ileri bu AP2'lerde 1, 2, 3, 4'ü kısalttılar, 5 ve 6'yı uzattılar. Yani muhteşem bir deneyim. Muhteşem bir deneyim. S2000'le vites değiştirmek muhteşem bir deneyim. Böyle tık, tık, o yollar belli. İlk bindiğim zaman 2000 yılında fuarda aşık olmuştum vites değişimine. Yine öyle yani tık tık ya, of ya, yaşamanız lazım. Vitesler harika geçiyor. AP2'lerde karbon senkromeçler kullanıldı ki işte cırtlama cırtlama olmasın. Çünkü AP1'lerde şikayet ediliyordu. Tabii bu aktarma ile birlikte arkada torsen mekanik bir kilidimiz var. %25 kilitli. Pist için çok güzel. Ya bu otomobil yanlama otomobili değil. Bu otomobil arkadaşlar pist otomobili. Gerçekten pist otomobili. Yani çok dengeli. Çok dengeli. Böyle S2000'in içinde ana kucağında gibi hissediyorsun kendini. Hani hep ben videolarımda bahsediyorum. Ulan elime ne güzel oturdu. Ne güzel falan. Yani şu direksiyonun boyu, çapı şiir gibi ya. Şiir gibi. Hele o Vitek atmosferik çığlıklar atıyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bence klasik olmaya çok 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 aday. Belki oldu bile zaten. Efsane oldu. Yurt dışında bile insanlar efsaneleştirdi. Hala iyi temizleri iyi paralara satılıyor. Ama yurt dışında da apaçilerin gözdesi. Bizde de apaçilerin gözdesi. İğrenç iğrenç modifiyeler yapıyorlar. Bizde de öyle. Ama düzgün kullanan da var. Yok değil. Artık bir S2000'i gösterme zamanı. Şu kameramı da alayım. Kaskımızın kemerini takmıştım çünkü uçup duruyordu. Üstünü bir kapatalım. Şöyle tek tuşla 9 saniyede kapanıyor. Gayet hızlı, pratik. Burada mandalları var. İçi de ferah. MX-5'ten ferah. Mesela tavan yüksekliği. MX-5'te kask değer mesela. Bunda sanki değmeyecek gibi. Aynen. Bunda değmiyor. O zaman artık S2000'le gazlayalım. Kafanın güzelliğine bak. Şu kafanın güzelliğine bak. Dönüşüne. Çok güzel dönüyor be. Ama torkun fakirliğini hissediyorsun. Tork az.
8'i çok güzel dönüyor. Ama S2000'in zayıf noktası frenler arkadaşlar. Standart frenleri böyle pist kullanımında bence hiç uygun değil. İki tane tur attım. Bu iki turda hemen yorulma hisleri yaşattı bana. Hani pist gününe girsen bir pist gününde frenler biter. Zaten çok büyük frenler de yok. 300 milimetre diye biliyorum önler. Yani gazlamaya doyamıyorsun ya. Şurayı ne güzel kesiyor, gördün mü? S2000'de kesinlikle gazı nasıl kullandığını iyi öğrenmen lazım. Of, çok güzel be. Üstünü açayım. Bak frenlerimiz nasıl tütüyor. Gördün mü? Frenler zayıf. Onun için şey yapalım. Soğutma atalım. Oh, mis gibi koktu. Kaskımıza da kemerini takalım. Heh. Otomobilin zayıf yanı dediğim gibi frenler arkadaşlar. S2000'i özetlersek kesinlikle bir sürücü otomobili ama nasıl kullanmasını gerçekten iyi bilen adam için. Araba çok güçlü değil. 240 beygir, 6 saniye 0-100'ü. Öyle amşam bir şey yok. Yani göstereyim. 0-100 göstereyim. Yani 0-100 öyle aman aman şey değil ama önemli olan beygir değil, yol tutuş, o denge. Otomobil tamamen denge üzerine kurulmuş. Ha, yanlamak mı? Alasını yapar ama güç olmadığı için yanlama otomobil değil. Yani şeyden, yıkamacıdan çıkarken kıç attırma ya da şeyin etrafında dönme, yanlama değil. Onu ben Tanus'la da yapıyordum zaten. Bu araba pist arabası. Onun için zaten buraya geldik, doğru yerine geldik. Çok mutluyum yani. Bunu çekebildiğimiz için güzel de bulduk temizini. Üzülüyorum. Daha çok S2000'i pistte görmek istiyorum. Çünkü ait olduğu yer burası. Araba böyle bıçak gibi. Yanlış yaparsan hatanı affetmez. Zıp diye gelir. Hele VSA kapalıyken falan zıp diye gelir. Ama ne yaptığını biliyorsan böyle ağzın kulaklarında dolaşırsın. Yani böyle üstüne tam oturan gömlek gibi araba. Ya gerçekten bu güzel bir tasvir oldu. Sanki özel dikilmiş gömlek gibi. Her istediğini yapıyor. Üst devirlerde hep akıtman gerekiyor. Şu orta devirler yok, alt devirler yok. Yani basıyorsun, şu an 3. vitesteyim. Hani basıyorum, çok bir şey yok. Yani insanların abarttığı kadar öyle süper performanslı bilmem ne bir araba değil. Hani buradaki olay bambaşka. Bu arkadan itiş, önden motorlu, 50-50 dengeli. Muhteşem bir otomobil. İnsan kullanırken duygulanıyor. Umarım siz de ekran başında anlayabiliyorsunuzdur benim hissettiklerimi. Böyle şey ya, muhteşem yani. Adamlar o zaman yapmış, yenisini de istiyoruz ya. Yenisini de yapsınlar. Yani gerçekten yenisini de yapsınlar. Yani pedalların konumu, hilento, muhteşem. Of! Çok güzeldi be. Yani bomboş pist, altında pist makinası S2000. Çok mutluyum ya. Çok güzeldi valla. Sonuç olarak arkadaşlar, S2000 zaten efsane oldu. Temiz bir tane almak istiyorsanız alın. Ama hakkıyla kullanın. Abuk subuk modifiyeler yapmayın. Piste getirin. Pist için modifiyeler yapın. Çünkü gerçek tadını burada alıyorsun. Valla bahsetmediğim bir şey kaldı mı bilmiyorum ama hani iç mekandı, bagajdı. Bunlar zaten S2000'in olayı değil. Özellikle yeni yıl için 1 Ocak'ta inşallah yetiştireceğiz.
bu videoyu çekmek istedim. Gerçekten S2000 hak ettiği kadar efsane bir otomobil. Şu anda sahibi olanlar varsa, izliyorlarsa arabalarınıza iyi bakın. Geçirdiğin her dakika bu otomobille ayrı bir keyif, ayrı bir tecrübe. S2000 testimizden böyleydi arkadaşlar. Hakkıyla test ettik sizin için. Virajdan viraja, Apex'ten Apex'e attık. Doymuyorum. Doymuyorum yani. İyi yıllar!